Ben senden çok çektim. Söyle ne değil bu halin. Vallahi sen delisin, delisin. Olmaz gibi. Bonjour mon ami. Et mes petits enfants. Madame Sibel, bir miktar portakal suyuna ne derdiniz acaba? Ben Fransızcam ilerletmeye çalışıyorum. En son lisede bırakmıştım. Allah Allah. Nereden çıktı bu? Türkiye'den ümidi kesin de şimdi sıra Fransız erkeklerinde mi? Hayırca. Bugün bir Fransız beyefendiyle buluşacağım. Ama sadece iş için. Tabii tabii tabii. Eminim iş içindir. Öyle imalı imalı konuşmaca. Burada potansiyel bir müşteriden bahsediyoruz. Monsieur Gilbert Paris kozmetiğin sahibi. Ve yakında Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyorlar. O kadar büyük bütçeleri var ki. Eğer onları ikna edebilirsem uluslararası bir markanın ajansı olacağız. Yani böylece sürekli Paris'e gidip gelmek zorunda kalabilirim. Aşıklar şehri Paris. O ne ya? Aşık olmayanı almıyorlar mı? Onlar aşık mıydınız? Yani değilseniz almıyoruz da. Aman Cem, biraz romantik olsana. Derhal. Okyanuslar kadar büyüleyici, güneş kadar parlak, ayın 14'ü kadar güzel Sibel. Efendim? Biraz para bırakır mısın? Faturaları yatıracağım da. Ay bunu mu söyleyecektin? Ya biz buradan neden bahsediyoruz? Sen ne diyorsun? Ben de Paris'e gelebilir miyim? Yemeğini bitirmeden şuradan şuraya gidemezsin. Of ya. Yemeğini bitir Paris'e gidemezsin. Yemeğini bitir Disneyland'a gidemezsin. Mutfağa tıkıldım kaldım. İnşallah her şey yolunda gider. Monsieur Gilbert havaalanından iner inmez bizim şirketi ziyarete gelecek. Madem parfüm fabrikası varmış, belki yanında parfüm de getirir. İstediğin parfüm olsun hayat. Al bakalım. Nasıl? Harika. Boynumu asla yıkamayacağım. Herkese günaydın. Günaydın. Bu ne nefis koku böyle? Teşekkürler anneciğim. Kaynağı buraymış. Buyurunuz efendim. Tadı da kokusu kadar nefismiş Cem. Eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Ya Fransızlar kadar olmasak da Kasımpaşa yemekleri de fena değildir hani. Sen bu yemekleri Fransa'da yapsan bütün Fransız kadınları sana aşık olur Cem. Hadi ya. Konsolosa dolma sarsam vize verirler mi? Arkadaşlar, ben işe gidiyorum. Nasıl görünüyorum? Umarım çok iyi görünüyorumdur. Ne de olsa Monsieur Gilbert dünyanın en güzel kadınların olduğu şehirden geliyor. Sen o konuda hiç dert etme hayatım. Ne de olsa akşam yemeğine ben de geliyorum. Güle güle, bol şans. Bol şans. Paris Kozmetik çok önemli bir müşteri Ahmet Bey. 10 milyon dolarlık bir reklam bütçesinden bahsediyoruz. O yüzden akşamki toplantının mükemmel geçmesi lazım. Prezentasyon hazır mı? Hazır. Pazarlama planımız? O da hazır. Çok güzel. Utkucuğum, daha önce yaptığımız reklamların sunumu hazır mı? Aa, o toplantı bugün müydü? Ben tamamen unutmuşum. Utku, parçalarım seni. Şaka şaka. Her şey hazır. Olaya biraz heyecan katayım dedim. Katmayı başardın. Bu arada kovuldum. Ne? Şaka şaka. Olaya biraz heyecan katayım dedim. Olan yalnız benim pantolonum oldu. Ben bir tuvalete gidip geleyim. Sibel Hanım. İkimiz de Monsieur Gilbert'in İstanbul gezisinden memnun ayrılması gerektiğini biliyoruz. Bir program yaptınız mı? Her şeyi ayarladım.
Bu arada yarın için İstanbul'da küçük bir turistik gezi ayarladım. Tarihi yerleri falan görürüm. Hepsi bu mu? Yapmayın Sibel Hanım, bırakın şimdi tarihi marihi. Yani gelecek olan bir erkek olduğuna göre bir erkek misafiri memnun edecek organizasyon yapmak lazım diye düşünüyorum. Bilmem anlatabildim mi? Hayır, anlatamadın Ahmet. Yani diyorum ki adam Fransız, iki gece kalacak burada. E malum Fransız erkekleri de geceleri yalnız kalmaktan pek hoşlanmaz. Sen şimdi bana Monsieur Gilbert için bir telekız ayarlamamı mı teklif ediyorsun? Şimdi telekız diyerek olayı telekom boyutuna taşımanın bir manası yok. Bunların ismi değişti artık, escort kız diyorlar. İkisi de aynı şeyi yapmıyor mu? Verdiğiniz paraya göre değişir. Mesela ben bir seferinde... Neyse. Ne demek istediğimi anlatabildim umarım. Ha, sen anlattın ama ben anlamamaya devam edeceğim Ahmetciğim. Escort kız falan ayarlamayacağım. Monsieur Gilbert bu gece benim misafirim olacak. Oh, o daha iyi tabii. Yemek yemek için Ahmet. Annem ve çocuklarla birlikte. Oh, ne güzel maşallah. Sonra da bir de karpuz kesersiniz. Ahmet, bırak da bu işi kendi yöntemlerimle halledeyim. Sıcak ve seviyeli olarak. Genel müdür olduğun zaman sen istediğin rezilliği yaparsın. Pardon, Madame Sibel burada. Buyurun benim. Ah, bonjour Madame Sibel. Ben Paris Kozmetik'ten Anne Gilbert. Ah, ama siz... Kadınsınız. Siz de kadınsınız. Evet. Merhabalar. Memnun oldum. Merhabalar. Ben Ahmet, genel müdür yardımcısı. Le genel müdür. Le müdür. Genel. Yorulmayın. Biraz Türkçe biliyorum. Eğer yaz tatil için Bodrum'a gelirim. Ne kadar güzel. Ay, şaşkınlığımı bağışlayın. Ben Monsieur Gilbert'i bekliyordum. Ah, papa gelemedi. Kral Abdullah'la bir toplantıya gitti. Ne derler bilirsiniz. Krallar önde gider. Merak etmeyin. Paris Kozmetik adına ben yetkiliyim. Ay ay ay, yo yo yo. Yani iyi ki babanız gel... Yani iyi ki siz gelmişsiniz. Hani babanızı istemediğimden... Neyse, buyurun. Biz ofisime geçelim. Ah, sûrement. Oh la la. Bu ne kadar güzel bir... Takvim. Nazan Hanım, ben bu takvimi ortadan kaldırın demiştim. Demiştiniz ama ben daha Şubat ayını toyamadım Sibel Hanım. İyi, Şubat ayı maaşıyla idare edersin o zaman. Cem Aslan, güçlü kaslarıyla düşmanıdır kirlerin, yaların er işini göğü patronu Sibel Çalar'ın. Sizin adam? Evet, yani Cem Bey bizim evde çalışıyor, hizmetçimdir. Annem Hayvanları Koruma Derneği yararına bir takvim yaptırmıştı da Cem'i de orada kullandı. Güzel kullanmış doğrusu. Hala evde mi? Anne mi? Hayır, Cem. Biz de tam siz gelmeden önce şeyi konuşuyorduk. Sibel Hanım, bu Madame Gilbert'i akşam yemeği için evinizde ağırlamanız hakikaten iyi bir fikirmiş. Demin öyle demiyordunuz ama. Madame Gilbert, eminim yolculuk sırasında yorulmuşsunuzdur. Akşam sizi evimde ağırlamak isterim. Cem yemek konusunda mükemmeldir. Ne oluyor? Sadece yemek konusunda mı? Yok 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 yok. Her konuda mükemmeldir. Güzel. Yemek teklifinizi kabul ediyorum. Çok güzel. Bu arada burada kaldığınız süre içinde neye ihtiyacınız olursa lütfen çekinmeden bana söyleyin. Paris'le bazı görüşmeler yapmam lazım. Ofisinizi kullanabilir miyim? Elbette. Başka? Bazı yazışmalar yapmam lazım. Sekreterinizi kullanabilir miyim? Elbette. Emrinizdedir. Bir erkeğe ihtiyacım olacak. Hizmetçinizi kullanabilir miyim? Tabii emri. Adam? Yanlış anlamayın. Yarın akşam Fransız konsolosluğunda bir kokteyl var. Gelmişken oraya da uğrayacağım. Yanıma bana eşlik edecek bir erkek lazım. Siz erkek lazım derken eşlik etmek için dediniz.
Tabii canım. Ama Cem Bey'in yarınki programını bilmiyorum. Şimdi ona sormadan cevap vermem çok yanlış olur. aman canım, eminim seve seve kabul edecektir. Neyse, isterseniz biz ofisime geçip parfümlerden konuşalım. Après vous? Siz Fransızca biliyorsunuz. Ah, c'est formidable. Un Türk qui parle bien français. Oh, oui. Oui. Sekretere söyle, bize iki tane kahve, bir tane de Fransızca sözlük getirsin. Oui. İşte budur. Zeytinyağlı yaprak dolmaya gel. Harika görünüyorlar. Ay sen iki saat bunları mı sardın? Ne sandın? Fransa'dan gelen Monsieur Gilbert'e yumurta kıracak halimiz yok değil mi? Bir tane alacaktık. Ay. Çeksene elini. Ay kıracağım mı elimi? Bana bak hiç öyle Ayşe Hatun triplerine girme. Vallahi sabahtan beri bu dolmayla uğraşıyorum ben. Yani ne olacak? Dolmanın turşusunu mu kıracaksın? Yani ben yemesem misafir yiyecek. Ki zaten misafir için yaptım. Şimdi dolmamızı alıp şöyle götürelim. Buraya koyalım. Kapıyı da açalım ki hava alıp böyle soğusun. Sun. Biz geldik baba. Hoş geldiniz. Sakın kanepeye oturmayın. Kalkın, kalkın, kalkın. Oh, kanepe, koltuk. Boş buldular mı oturuyorlar. İleride milletvekili olsanıza siz. Baba kalkın demen yeterliydi. Kötü espri yapmak zorunda değilsin. Evet. Birden içim soğudu. Hadi hadi hadi, bir de dalga geçiyorlar. Çıkıp üstünüzü değiştirin. Hadi hadi. Zaten bütün gün evi topladık. Madem Sibel'in misafiri bu kadar önemli bir müşteri, her şey mükemmel olmalı. Cem, biraz rahatlasana. Her şeyi yapmışsın zaten. Bundan sonra başına ne geleceğini sanıyorsun ha? Allah! Ah, dolmalarım, yemeğim! Adi kediler. Dolmalarım ya. Kaçmayın lan. 9 canınızı da alacağım. Bu saatten sonra başına ne gelebilir ki? Bu adi kediler bütün dolmamı yediler. Kedilerin dolma sevdiğini ne bileyim ben. Yani hayatım sen de çok leziz yapmışsın. Ne yapsın zavallı kediler? Of. Ne yapacağım ben şimdi? Bu saatten sonra hangi yemeği yetiştireceğim? Yumurta kırmaya ne dersin? Ben geldim. Hoş geldin Sibel. Günün nasıl geçti? Mösyö Gilbert geldi mi? Yok. Mösyö Gilbert gelmedi. Ama yerine kızını yollamış. Anna Gilbert. Bil bakalım ne oldu? Yarın akşam Anna Cem'i Fransız konsolosluğuna götürecek. O niye? Çünkü yarın akşam Fransız konsolosluğunda davet var. Allah Allah. Cem niye bana söylemedi bunu? Çünkü bundan henüz Cem'in de haberi yok. Yani sen Cem'e sormadan onun adına randevu mu ayarladın? Canım pek randevu denemez. Daha çok iki insanın bir araya gelip akşamı beraber geçirmesi diyebiliriz. Randevu değil. Onun adına plan yapmadan önce keşke Cem'e de sorsaydın. Hani biliyorsun kölelik kalkalı epey zaman oldu. Anneciğim çok eğlenecek ama ben sadece iyilik yapmak istedim. Kime? Cem'e mi? Yoksa kendi şirketine mi? Ne biçim konuşuyorsun öyle? Yani eminim Cem bunu duyduğu zaman planıma bayılacak. Ama tabii duyururken sen de yanımda olsan çok iyi olur. Evet. Hazır püreden akşam yemeği bu kadar olur. Şimdi biraz da süsledik mi? Merhaba Cem. Merhaba. Yemek birazdan hazır. Biraz uyduruk oldu ama artık Monsieur Gilbert kusura bakmasın. Bu akşam Monsieur Gilbert gelemiyor. Aman be. Ben de burada bir saattir patatesten mucize yaratmaya çalışıyorum. Onun yerine kızı Anna gelecek. Ne? Kusura bakma püre kardeş. Patates mucizesi kaldığı yerden devam ediyor. Cem. Monsieur Gilbert'in kızı Anna yarın akşam Fransız konsolosluğunda yemeğe davetli. Sen de onu yarın akşam yemeğe götürürsün değil mi? Tabii tabii. Seve seve yaparım şoförlüğünü. Şoförlük yapmanı değil, yemekte ona eşlik etmeni istiyorum. Tanımadığım bir kadınla davete mi gideceğim? Bu nasıl iş ya? Yani görücü usulü davete mi gidilir ya? Cem. Önce bir dinle. Hadi ne söyleyeceksen söyle. Sağ ol anne.
Cem, şimdi Monsieur Gilbert'in kızı Anna var ya, şirkete geldiğinde senin resmini gördü. Hani şu takvimde olan. Ve sanırım seni çok beğendi. Canım, ben de olsam beni beğenirim. O mesele değil. Mesele ben onu beğenecek miyim? Emin ol, çok beğeneceksin. Böyle zarif, klas, kültürlü. Sibel, bu tarife Rahşan Ecevit de girer. Beni korkutma. Aha, kadın Fransız diyorum, daha ne diyeyim? Ah, ay Fransız dedin ya, vallahi yüreğime sular serpildi. Doğru ya, Fransa'da çirkinleri vatandaşlıktan çıkarıyorlar. Aha, Cem, 40 yılda bir şey istiyorum senden. Ya Sibel, aklın alıyor mu? Ben bir Fransız'da ne konuşabilirim? Ha? Paris, Saint-Germain. Bak, dördüncü kelime yok. Merak etme, Anna gayet iyi Türkçe biliyor. Vallahi hiç boşuna uğraşma. Bu müşteriyi ne kadar çok istediğini biliyorum. Ama hiç tanımadığım, ne yediği belirsiz bir kadınla da davete falan gidemem. Tamam, tamam, ben bir hizmetçiyim ama hizmette de bir sınır vardır. Anna geldi, Anna geldi. Ne yapacaksın? Ne yapacağım? İşimi yapacağım. Kapıyı açacağım. Hanımefendiyi buyur edeceğim. Yemek servisi yapacağım. Sonra da bulaşıkları yıkayacağım. Ya yarın akşam? Yarın akşam herhalde sinemaya giderim. Anna. Bravo, bildiniz. Ben An. Aa, çok memnun oldum. Bendeniz de Cem. Yarınki kavalyeniz. Anne, bonjour. Bonjour mademoiselle. Buyurun. Geliyorum. Nasıl? Yeterince yakıyor muyum? Cem, sen çok değişmişsin. Şöyle diyebilirim. Çok sağ olun, çok sağ olun. Yani şu papyon kelebek konmuş gibi durmuyor değil mi? Hayır, hiç elleme. Hayır, her an uçacak diye korkuyorum da. Bak, unutmadın değil mi? Masada 3 adet çatal göreceksin. En küçüğü tatlı için. Ortanca... Ay Sibel, yeter Allah aşkına, 50 defa anlattın ya. En küçük çatal tatlı için. Orta boy çatal salata için. En büyük çatal... En büyük çatal. Başka büyük yok. En büyük çatal, başka büyük yok. Ben... Boş ver Sibel, yanlış çatal kullandım diye hapse atacak halleri yok ya. Dikkat dikkat, çatal polisinden Cem'e etrafımız oldu. Yavaşça o çatalı yere bırak şimdi. Anne. Biraz ciddi olur musun? Tamam. Neyse, zaten geç kalıyorum. Benim Vosvos'la anca giderim. Ay, davete Vosvos'la mı gidiyorsun? Kusura bakma, limuzini bakıma vermiştim. Mecburen Vosvos'la gideceğim. En azından taksiyle gitseydin. Sibel. Ya da benim arabayı da alabilirsin. Ay. Yoksa bana son model spor arabanı mı vereceksin? Buyur. Vay. Sibel, ayrıl artık. Ya, tamam. Ama bak, çok dikkatli kullanacaksın. Trafik kurallarına da uyacaksın. Ve hızlı gitmeyeceksin, tamam mı? Tamam. Bana güvenebilirsin. Hiç merak etme. Ben trafikte çok dikkatliyimdir. ya hangisinde duruluyordu? Kırmızı ışıkta mı, yeşilde mi? Hadi Cem, git de o konsolosluğu fethet. Emredersin. Böyle minik minik bütün Fransa'yı ele geçireceğim. Hadi bakalım. Ne dedi? Orvar. Cem, akşam olanları en ince ayrıntısına kadar dinleyecek. Seni bekliyor olacağım ona göre. Biraz fazla bekleyeceksin. İyiymiş oldu. Benim saf kızım. Seni ben mi doğurdum acaba? Sibel, niye bu kadar safsın sen? Üstelik benim kızım olacaksın. Anna ile Cem, bu gece sence ne yapacaklar? Bir kadın, bir erkek. Anne, yani her işe bir fesat karıştıracaksın değil mi? Ne yapayım hayatım?
Çok denedim ama bırakamıyorum. Anneciğim. Cem ve Anna davetlerine gidecekler. Ortanca çatallarıyla salatalarını yiyecekler. Sonra da herkes evine dalacak. Öyle mi? Baban da o gece öyle söylemişti ama... sonunda sen oldun. Anne? Vay be, ne partiydi ama. Konsoloslar, diplomatlar, bakanlar. Hayatımda ilk defa bu kadar devlet adamını bir arada gördüm. Yani işin doğrusu ilk defa devlet adamı gördüm. Demek ki seni pahtıya çağırmakla doğru yapmışım. Ya bir ara bir baktım, ah Bill Clinton. Ya adam eski meski ama yani Amerika devlet başkanı. Gördüm, bayağı sohbet ettiniz. Tabii, Bill'le biz çok samimiyiz, çok sever beni sağ olsun. Bir ara sohbet böyle ilerledi, dedim ki ya Bill'cim... sen bilirsin, okumuş adamsın. Ya, hakikaten Haliç'in dibinde altın var mı? Ne dedi? Söz verdi, sonra bir ara anlatacak. Ben de karşılığında ona zeytinyağlı yaprak sarma tarifi vereceğim. Yoruldum ama çok hoş bir gece oldu doğrusu. Ele beni Kasımpaşa'da gezdim, ben çok hoştu. Yani Beyoğlu, Sultanahmet falan tamam da... ben yine de gerçek İstanbul'u şöyle bir gör istedim. Hele altımda son model bir spor araba ve yanımda böyle bir hatunla eski mahallemden geçmek de harikaydı tabii. Anladım galiba. Madem ava atmak istiyordun, keşke benim limozinle gezseydik. Limozinle? Kasımpaşa'ya gireceğiz ve sapasağlam çıkacağız ha. Anla, sen buralarda yenisin, pek bilmezsin. Kasımpaşa'dan başbakan çıkar ama limozin hayatta çıkmaz. Beni gezdirdiğin için çok teşekkür ederim. Asıl ben sana teşekkür ederim. Sayende harika bir gece geçirdim. Evet, neyse. Dur bakalım. Gece daha bitmedi. Diyorsun. Sibel. Arabanı çalmışlar. Kapının önünde yok. Anne sakin ol. Cem arabayı aldı ya. Ama nasıl olur? Saat gecenin yarısı. Biri geçti. Parti çoktan bitmiştir. Yani Anna ile Cem şu anda ne yapıyor olabilirler acaba? Biraz geciktiler diye abartmana gerek yok. Ay, çok korkuyorum Sibel. Ya yıllar önce babanla benim yaptığımı yapıyorlarsa? Yok, hayır. Dünya bir Sibel'i daha kaldıramaz. Yani yine bana laf çakacak bir şey buldun. Anne, ben Cem'den sadece yemeğe eşlik etmesini istedim. Bir kadınla bir erkek yemekten sonra illa bir şey yapacak diye bir şey yok. Ah canım benim. Sen hep yemekten sonra terk edildiğin için ondan sonra ne yapıldığını bilmiyorsun tabii. Cem şu anda eminim Anna'yı eğlendiriyordu. Yok canım. Cem Anna'yı niye eğlendirsin? Yapmaz öyle şey. Tamamen senin fesatlığın. Şimdi ben mi kötü oldum? Sırf müşteri kazanmak için Cem'i zorla yemeğe gönderen ben miyim? Ay ne alakası var? Aklımdan bile geçmedi. Aklından bile geçmedi öyle mi? Peki Cem'i niye gönderdin o zaman? Şey için. Yani Anna'ya yemekte eşlik etsin diye. Yani sırf davet için. Davet için öyle mi? Aman iyi. Sırf davet için değil. Ay kendimi bile kandıramıyorum. Tamam. Yani sırf bizim şirket daha fazla para kazansın diye Cem'i o kadının kollarına... Anne ben ne yaptım? Yaptığın işin ne olduğunu biliyorum. Ama burada söylersem ayıp olur. Küçük bir örnek vereyim. Bu işin kadınına mama diyorlar. Cem, bu kadar dürüst olmak zorunda mısın? Ne yapayım? Huyum. Vazgeçemiyorum. Biliyor musun? Hayatımda ilk defa bir Fransızla dans ediyorum. Nasıl? Farklı mıymış?
Sadece biraz gergin. Ne de olsa memleketi temsil ediyoruz. Çok tatlısın. Sen de öyle. Böyle açıkçası yani senin gibi birinin, yani bu kadar ünlü, bu kadar zengin birinin böyle eğlenceli olabileceği hiç aklıma gelmezdi. Sen bir de Kraliçe Elizabeth'i gör. Birkaç biradan sonra anlattığı fıkraları bir duysan. Hadi ya. Vay canına. Ulan bir kraliçeyle tanışmak nasip olmadı ha. Bak şimdi kraliçeyi. Bu geceki konumuz sensin. En çok senin neyini sevdim biliyor musun? Neyi mi? Her şeyini. Je vais mettre quelque chose de plus confortable. Tabii, tabii. Yani hiçbir şey anlamadım ama böyle içim bir hoş oldu. Ben içeri gidip üzerime rahat bir şeyler giyeyim. Hadi ya. Giy tabii. Ben sana mani olmayayım. Yaşadım be. Yaşadım be. Yaşmada kuru mu? Keten tohu mu? Bu ne lan? Kim bu be? Heh, bu oda servisidir. Şimdi bunlar bahşiş de ister. Ne bahşiş verilir ki şimdi? Oda... Çok geç kaldın mı? Sen oda servisi değilsin. Ne işin var burada? Büyük bir hatayı düzeltmeye geldim Cem. Sibel'cim, Allah aşkına git yan odayı düzelt. Bak onun numarası böyle daha bir afilli. Cem, beni dinle. Ya, ya bana bir 20 dakika ver. Yuvarlak hesap 30 dakika. Bilemedin 45 dakika. Anne nerede? İçeride giyinme odasında. Lokoşopu takışıyor şevi. Üzerine rahat bir şeyler giyip gelecek. Ah güzel, tam vaktinde yetiştim o zaman. Sibel, aramıza girmeyeceksin değil mi? Hayır. Bak Cem, yani hani sen beni yanlış anlamış olabilirsin. Hani ben o müşteriyi çok almak istiyorum ya. Hani senin de Anna'yı mutlu etmeye zorladığımı düşünmeni istemem. Oy 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 oy, öyle bir şey yok canım. Önemli olan Anna'nın mutlu olması. Bunun için var gücümle çalışacağım. Seni böyle bir şeye alet etmemeliydim. Alet mi? Ya ben öyle marjinal şeylerden hoşlanmam. Yani bir an doğruyla yanlışı karıştırmış olabilirim. Yani 10 milyon dolarlık bütçeyi görünce gözüme perde inmiş olabilir. Seni böyle bir şeye feda etmek istemem. Sibel ne diyorsun sen? Ortada 10 milyon dolar var. Ben bundan çok da azı için kendime kaç defa feda ettim. Hatta hiçbir şey almadığım da oldu. Ya üstüne para verdiğim bile oldu. Yapma gözünü seveyim Allah aşkına. Allah! Sibel! Senin ne işin var burada? Şey... Ben büyük bir hatayı düzeltmeye geldim. Evet. Hata tablo yamukmuş. Evet. Düzeltildiğine göre artık gidebilir. Değil mi Sibel? Madam Jiber. Ben reklamcılığa başladığımdan beri hep sizin gibi büyük bütçesi olan bir müşteriyle çalışmak istedim. Hatta öyle ki sizi memnun etmek için yani elimdeki her şeyi ama her şeyi vermeye hazırdım. Hatta Cem'i bile. Ama biraz fazla ileri gittim galiba. Madame Gilbert, bu gördüğünüz çok onurlu bir adamdır. Ben mi onurluyum? Neden bahsettiğinizi hiç anlamıyorum. Yani kısacası... Eğer böyle elde edeceksem sizin ajansınız olmak istemiyorum. Nasıl yani? Ben anlayamıyorum. Yahu al benden de o kadar Allah'ım. Anna, Anna. Bize 2 dakika izin verir misin? Sibel'le şey yapalım. Tet a tet. Yok öyle bir şey değil. Sadece normal konuşacağız. Sibel, ne yapıyorsun sen? Asıl sana lütfen. Böyle bir müşteriyi almak için yıllardır uğraşıyorsun. Şimdi elinin tersiyle itecek misin? Hani böyle ajansında uluslararası bir marka olacaktı. Hani Aşıklar Şehri Paris'e gidecektin. Neyse canım. Bir süre daha İstanbul'la idare ederiz. Sibel 10 milyon dolardan vaz mı geçeceksin? Hem de böyle bir adam için. 10 milyon dolar değil. Bize düşen %10 komisyon. Ha tamam o zaman canım.
Bir milyon dolarcık. Ya bir milyon dolarcık nedir ki? Benim bin yıllık maaşım. Çok acıklı. Ama kimsenin bir şeyden vazgeçtiği yok. Sibel, ben sizi ajans olarak seçtim bile. Ay, gerçekten mi? Bu kahramanın Cem'le hiç alakası yok. Gerçekten mi? Biz Fransızlar aşkla işi birbirine asla karıştırmayız. İşi ayrı yaparız, aşkı ayrı yaparız. Anlıyorsun değil mi? Ayrıl da gel be. Hadi ya. Ha. Ay çok pardon. Yani o zaman ben durup dururken ortalığı karıştırdım. Evet, burada bir kişi fazla. İzin verirseniz ben odama gitmek istiyorum. Bu gece haberlerinde belki o 40 saçlı adamı yine görürüm. Neydi? Ah, Ali Kırca. Yo. Yani burada bir kişi fazlaysa o da benim. Siz artık istediğiniz gibi baş başa kalabilirsiniz. Hiç sanmıyorum. Sizin gibi bu kadar birbirine bağlı iki insan arasına girmem doğru olmaz. Yok canım, bizim aramızda bağ falan yok. Siz öyle sanın. Biz Fransızlar üç konudan çok iyi anlarız. Yemek, şarap ve aşk. Au revoir. Ne dedi şimdi bu? Ne bileyim, saçma sapan şeyler söylüyor. Yok yemekmiş, aşkmış. Sende öyle bir şey yok değil mi? Ha, yok canım. Sende? Doğru canım, yok bende de. Ya, yemekten bahsedince karnım acıktı aslında. Gel seni kokoreç yemeye götüreyim. Muhsin Usta'ya. Kasımpaşa'nın en temiz kokorecini yapar. Kokoreç? Şahane. Hadi. Kokoreç neden yapılıyordu? Ya bildiğin... bildiğin dana etini. Dana. Çok güzel. Hadi. Hadi gel. Ne yemek kitap? Hadi ya. Heyecanlı mı bari? İyi. Ama çalışmam lazım. Öğretmen her gün 5 yeni kelime öğrenmemizi istedi. Ha, inekliyorsun yani. İneklemek? Sözlükte ineklemek diye bir şey yok. O ne demek? Bazı şeyler anlatılmaz, yaşanır. Baba hadi, maça geç kalacaksın. Geldim. Mehmet gücü çok yaşar. Mehmet gücü çok yaşar. Baba, bu Galatasaray'ın tezahüratı. Kızım, Galatasaray mı kaldı ki tezahüratı olsun? Artık Levent gücü var, Levent gücü. Cem abi, bu son maç değil mi? Evet, son maç. Niye sordun? Bu formayı görmeye dayanamıyorum da. Böyle iğrenç renkli forma mı olur? Nesi varmış formanın? Bizim bevliyeci Kaya Bey var ya, o yaptırdı. Akut sinüzit yeşiliyle enfeksiyon moru. Peki göğsünüzde niye saat amblemi var? Kızım, adam bevliyeci diyoruz. Saat koymasaydık da ne koysaydık? Öğrenciyi niye takıma aldınız belli oluyor. Demek formaları o yaptırdı. Yok. Yani yalnız formaları yaptırdı diye almadık Kaya Bey'i. Aynı zamanda çok iyi de futbol oynuyor. Yani bir de dişlek olsa tam Sergen. Onun sayesinde turnuvanın gol kralı oldum ya. Açılın sefil insanlar. Gecenin kraliçesi halkı selamlıyor. Vay. Kıyafetin güzelliğine bak ya. Anladığım kadarıyla benim halı saha maçına gelmiyorsun. Üstündekinin formaya benzer bir hali var mı? Doğrusu yok. Yani gol atınca bunu çıkarmak zaman alır. Elbise çıkarmak benim uzmanlık alanıma girer Cem. Ama ne yazık ki seninle bu gece gelemem. Ne? Ya oğlum sen bilirsin. Reklamcı dergisinin ödül töreni mi? Öyle güçlü kaslı erkeklerin yaptığı halı saha maçı mı? Hatırlatırım, Tanju ile Rıdvan da karşı takımda oynuyor. Hadi ya. Ay iyi, aklımı çelme. Sibel'e eşlik edeceğim diye söz verdim. Ayrıca ödül konuşmasını da düzeltmem lazım. Sibel'in ödül konuşmasını mı okudun? Yok canım, ben yazdım. Böyle törenlerin ne kadar sıkıcı olduğunu bilirim ama... Törenden sonra kokteyl var. Bakarsın onca yakışıklı arasında bir ödül de ben kapmışım. Benim anlaşıldı. Amaç üzüm yemek değil, bağcıyı yemek. İşte bu ya, işte bu. Bayanlar baylar, işte en önemli an. Sıra geldi en iyi reklam ödülünü vermeye. Adaylar bir sürü abidik gubidik reklam ve Sibel Çağlar'ın ajansının hazırladığı muhteşem hazır çorba reklamı. Ve kazanan Sibel Çağlar.
Çok teşekkür ederim. Sibel Hanım, hayranlığınız için birkaç şey söylemek ister miydiniz? Aday gösterilmek bile benim için büyük bir onurdur. Ay, senin mütevazılığını yesinler. Atla Sibel, bu ödülü almak için can attığını biliyorum. Hiç de bile anne, ben o kadar hırslı bir insan değilim. Sen mi hırslı değilsin? İlkokulda bilgi yarışmasına seçilmedin diye öğretmeninden hala nefret ediyorsun. Ederim tabii. Seçmelerde bana konsolosun anlamını sordu. Soruya bak. Halbuki Fatma'ya ne kadar kolay bir soru sormuştu. Evet, binaenaleyhine anlamını sormuştu. Ortada şık olduğu kesin. Canım, 9 yaşında çocuk ne bilsin konsolosun anlamını? Konsolos, yabancı ülkelerde orada bulunan yurttaşların haklarını koruyan, bağlı bulunduğu hükümette siyasal ve ticari bilgiler veren dışişleri görevlisi. Cimri mi? Sana soran oldu mu? Ya boş ver sen onu. Bu gece ödülü kesinlikle sana verecekler. Çünkü öyle bir çorba reklamı hazırlamışsınız ki insanın alası geliyor. Ki amaç da buydu. Yine de teşekkür ederim. Sibel abla, inşallah bu akşam ödülü sana verirler. Deli misin ya? Tabii Sibel'e verecekler ödülü. Değil mi Sibel? Yani diğer adaylar da başarılı reklamlar. Hatta Nurgül'ün yaptığı iş bile güzel olmuş. Ne de olsa reklamcılıkla ilgili her şeyi benden öğrendi. Gerçi sonra rakip ajansa geçti ama olsun. Hain şıllık. Bırak şıllığı mıllığı. Bu gece bu ev ödüle doyacak, ödüle. Bir tarafta reklamcılık dergisinin verdiği yılın en iyi reklamı ödülü, diğer tarafta halı saha futbol turnuvasının şampiyonluk kupası. Senin bu akşam final maçın var. Geç kalmadın mı? Kaya Bey'i bekliyorum, birazdan gelir. Ben bakarım. Alo? Cem abi, Kaya amca seni arıyor. Ver bakayım. Alo, baba ne haber? Sultans of the halı saha final maçına hazır mı? Ne diyorsun ya? İnanmıyorum. Hastasını muayene ederken bacağını sakatlamış. Ne alakası var? Kaya Bey bevliyeci değil miydi? Kim bilir, adamı nasıl muayene ettiyse can havliyle tekmeyi yapıştırmış. Ya hocam, sen doktor değil misin? Kendi bacağını kendin tedavi edemiyor musun? Ben anladım, senin uzmanlık alanın orası değil. İyi peki, tamam, ne yapalım, geçmiş olsun. Hadi neyse, görüşürüz. Kaya Bey gelmiyor mu? Gelemiyor. Yani adamın orasını burasını karıştırırsan olacağı budur. Kesin gitti kupa. Kaya Bey'in yerine başkasını bulun. Canım buluruz da, Kaya Bey takımın beyniydi. Aa, hani adam bevliyeciydi? Yok ya, biz mahvolduk vallahi. Yani karşı tarafta Tanju ile Rıdvan olmasa neyse. Bir de Tanju böyle bilimsel falan takılıyor. Adamlar bilgisayarla maç kazanıyorlar. Kaya Bey de yoksa biz kesin bittik. Bu kadar büyütmece. Yani hayat sadece kazanmak ve kaybetmekten ibaret değil ki. Sen elinden geleni yaparsın. Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Tabii. Beni şaşırtıyorsun ama. Çocuk gibi davranıyorsun. Bana ne? Davranırım. Bana ne? İşte bir dakika. Biraz büyümeyi dener misin? Niyeymiş o? Yok ya. Baba, Sibel abla aramızdan bazılarına kötü örnek olduğunu anlatıyor. Tamam, peki, peki. Gidip o aptal maçta oynayacağım. Ama şunu bilin ki hiç zevk almayacağım. Ben bakarım. Buyurun. Limuzin kapıda efendim. Sizi götürmek için bekliyorum. Öyle mi? O zaman tanışalım. Ben Leyla. Bu da Sibel. Kız kardeşim. Adım Nazım. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de yakışıklı. Ben de. İyi şanslar. İkinize de. Babamın ceketiyle şık olduğunu mu sanıyorsun? Hele altındaki kot.
Cem abinin pantolonunu da giyecektim ama olmadı. Ceket oldu yani. Biraz kolları uzun, o kadar. Limuzin geldi, bizimkiler geldiler. Düşüp kafanı patlatmadan çıkar şu ceketi. Siz kadınlar hiçbir şeyi beğenmezsiniz. Hemen tut bilet, hadi. Ödülü nerede? Hadi anlatsana Sibel abla. Nasıldı? Güzel geçti mi? Aday gösterilmek bile benim için büyük bir onurdur. Gayet güzel bir tören oldu. Ayrıca... Ödülü kazanamadın değil mi? Ödülü Nurgül'e verdiler. Hırslı vampir. Ama ama halı sahan efendilerine yol açın. Çünkü kupanın krallığı geliyor. Geliyor, geliyor. Kupayı siz mi kazandınız? Yok, bu turnuvada kupayı kaybedene veriyorlar. Tabii biz kazandık Sibel. Gerçekten siz mi kazandınız? Evet. Ya keşke sen de gelseydin ha. Gelseydin de şu babanı görseydin. Kaç gol attım biliyor musun? Tam 6. Hem de kime? Tanjulu, Rıdvanlı, emekli spora. Vay canına be. Demek kupam için yer açtınız ha. Çok teşekkür ederim. Demek bana bu kadar güveniyordunuz. Aslında orayı Sibel ablanın ödülü için hazırlamıştık. Aa doğru. Doğru, o da vardı değil mi? Sibel... Seni de tebrik etmek lazım. Tebrik ederim. Artık benim kupayı da senin ödülün yanına koyarız. Nerede ödül? Aday gösterilmek bile benim için büyük bir onurdur. Sibel, ödülü sana vermediler mi? Koklatmadılar bile. Yoksa o Nurgül Alçak'a mı verdiler ödülü? Önemli diyeceğim. Yani aday gösterilmek bile benim için büyük bir onurdur. Ay çok üzüldüm ya. Üzülme. Ya ben hiç üzülmedim. Gerçekten. Ya olaya bir de iyi tarafından bakalım. Sağlıklıyım. Gayet güzel bir ailem var. Güzel bir evim var. Bir tek ödülü yok. Hatırlattığın için sağ ol anne. Sibel, Sibel bak ne diyeceğim. Bu kupa ikimizin de kupası, ikimizin de ödülü olsun, tamam mı? Çok düşüncelisin. Yani bu kupayı benimle paylaşmak istemen. Şu kupaya bak. Yani böyle ahşapları var. Böyle metal parçacıkları falan. Hele şu topa vuran adam. Süper. Ha, iyi ki ben de ödül almamışım. Yoksa oturacak yer kalmayacakmış. Baba anlatsana. Nasıl geçti maç? Ya bırak şimdi, sonra anlatırım. Siz şimdi bir de kokteyle gideceksiniz değil mi? Hiç sanmıyorum. Ben gidip yatacağım. O zaman ben başka plan yapabilirim. Yani yaparsın da bu saatte. Geceler. Büyüyünce inşallah anneanneme benzerim. Hay Allah ya, çok üzüldüm ya. Hadi baba maçı anlat artık. Kızım şimdi sırası değil. Biliyorsun aramızda kazanamayanlar da var. Üzmeyelim. Önemli değil dedim Cem. Vallahi hatta ben bile dinlerim. Sibel vallahi sana hayran kaldım ha. Ya meseleyi nasıl da olgunlukla karşıladın. Ben olsam şimdi çoktan kahrımdan ölmüştüm. Yok daha neler. Olur böyle şeyler. Allah Allah. Emin misin ya? Eminim. İyi peki. Vallahi. Tamam peki sen bilirsin. Dinleyin şimdi. İnanılmaz böyle acayip bir maçtı. Daha maçın başında Rıdvan bize iki tane çaktı. 2-0 mağlubuz. Eyvah kupa gitti gidiyor, gitti gidiyor diyoruz. Bir ara böyle orta sahayı biraz geçmişken bana bir top geldi. Topu sürmeye başladım. Baktım önüm açık, gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Böyle 5-10 metre gittim. Bir baktım kale önümde, kaleci karşımda. Topa bir çaktım. Top bir tarafa, kaleci bir tarafa. Peki o top kaleye gitti mi? Gitti tabii kızım. Burada tarih yazıyoruz herhalde, tarih. Bir golle mi? Dur daha yeni başladık. Anlat be. Yani kupayı öyle kolay verirler mi insana? Şimdi gol attık ya, seviniyoruz tabii. Hemen başladık, timsah yürüyüşü yapma. Hayır hayır, hayır hayır, hayır hayır, hayır. Neyse ben timsahın kalanını sonra anlatırım. Yapma Cem, hadi. Ben bile merak ettim. Sonra ne oldu? Peki. Sonra karşılıklı gol atmaya başladık. Daha doğrusu bir onlar atıyor, bir ben atıyorum. Bir Tanju atıyor, bir ben atıyorum. Bir Rıdvan atıyor, bir ben atıyorum. Baba,
atmıyorsun değil mi? Vallahi ya. Artık maçın sonlarına geldik. Maç beraber ama bizim işimize yaramıyor. Çünkü berabere biterse averajla kupayı onlar alacak. Mutlaka gol atıp kazanmamız lazım. Maçın son dakikalarında bir korner kazandık. Ben de ceza sahasının oralarda 18'in bir yerlerinde duruyorum. Korner atışını kullandık. Ben top süzülürken topa doğru hamle yaptım. Sen ne öyle acayip konuşuyorsun? Ya ağır çekim anlatıyorum. Kafanızda daha böyle rahat canlanabilsin diye. Top süzüldü, süzüldü. Bir vole çaktım. Gol! Topu ağlarda gördüm. Kazandık ya. İnanabiliyor musunuz? Oh, işte kupanın hikayesi bu. Baba, kupayı salonun en görünen yerine koyalım. Koyalım kızım. Koyalım. Koyalım, herkes görsün. Neymiş kupa görsün. Sibel, koyabilir miyiz? Ne demek koy tabii. Sibel, şunun güzelliğine bakar mısın ya? Etraf ışıl ışıl oldu bir anda. Eve böyle bir şey lazımmış zaten. İyi ki kazanmışım şu kupayı. Ne diyorsun Sibel? Ne mi diyorum? O kupadan da, ahşabından da, plaketinden de, o topu vuran adamdan da nefret ediyorum. Ayrıca format da çok iğrenç. Anacığım, dökülseydin ya. Nefes alıyoruz, nefes veriyoruz. Nefes alıyoruz, nefes veriyoruz. Çok güzel gidiyorsun Sibel. Çok özür dilerim Cem. Aa, olur mu canım öyle şey? Asıl ben özür dilerim. Öküzlük ettim. Yani bu kupayı kaldıracağım ortalıktan, odaya götüreceğim. Ya hatta dolaba koyacağım, en dibine. Baba yapma. Zaten dolabın tıka basa kupa dolu. Lisede aldığın şampiyonluk kupaları, turnuva kupaları ve bir sürü madalya. Nefes veriyoruz, nefes alıyoruz. Aa, hadi Mert'ciğim, bana yardım eder misin? Senle şeyi kaldıralım. Uf, bayağı da ağırmış. Ya kaldırın şunu şuradan artık. Veriyoruz. Alıyoruz. Çok güzel Sibel, çok güzel. Ya, uf ya. Yani bu yaptığıma inanamıyorum. Yani ben senin o kupandan, üstünde top koşturan adamdan nefret etmiyorum. Peki formamdan? Onda yorum yapmasa. Sibel bak, şimdi sen çok üzgünsün çünkü kazanamadın, kaybettin. Evet ama sen de hatırlatıp durma. Gerçi bu gayet normal, kazanınca sevinirsin. Bak bana, yani üzerimde kazanmış olmanın haklı gururu yok mu? E kaybedince de üzülüyorsun işte. Ben hatırlatma dedim değil mi? Kendini berbat hissediyorsun değil mi? Hem de nasıl? Böyle midene kramplar giriyor. Aynen öyle. Yani yer yarılsa da içine girsem diyorsun. Yani insan içine çıkmak istemiyorsun değil mi? Ben yapmaya gidiyorum. Dur. Sibel, sen şimdi gerçekten o kokteyle gitmeyecek misin? Bak Cem, ben kaybetmek konusunda fazla tecrübeli sayılmam. O yüzden bırak da kendi evimde huzurlu huzurlu mutsuz olayım. Ya. Peki bana söylediklerin ne olacak? He? Hayat sadece kaybetmek ve kazanmaktan ibaret değildir. Ben seni dinledim, o maça gittim ve kazandım işte. Ama benim öyle bir şansım yok. Bir tane ödül vardı, onu da Nurgül şıllığı aldı. Sibel. Sana bir hikaye anlatayım mı? Anlatma desem de anlatacaksın. Anlat. Ortaokuldaydım. Böyle 12-13 yaşlarındaydım. Sen yapmışsın ama ben yapamam Cem. Yani o davete gidip o onca insanın gözünün içine bakamam. Onca insanın mı? Nurgül'ün mü? Ama Nurgül'e bir şey diyen mi var? İşim olmaz. Sibel, bence ne yap biliyor musun? O davete git ve Nurgül'ü tebrik et. Ve bütün dünyaya de ki, tamam kardeşim, tamam benim ödülüm yok. Ama ödülden çok daha değerli bir şeyim var. Klasım var, klasım. Ne diyorsun? Aman ya, ne halin varsa gör. Çok da umurumdaydı sanki. Ben yapmaya gidiyorum. Bir dur ya. Bir kere de blöfümü ye ya. Sibel, sen genel müdürsün.
Yapma böyle şeyler. Sen ana kraliçesin. Sen böyle yaparsan işçi arılar ne yapsın? Bilmiyorum. Peki, peki, tamam. Peki, şuna ne dersin? Bu kokteyle ben de seninle geliyorum. O niye o? Değil mi? Şimdi sen ödül almadın diye kimse seninle konuşmaz. Bari yanında biri dursun. Gerçekten kendimi çok iyi hissettim. Hadi gidelim. Nasıl lan? Hemen nereye? Bari birkaç insanla lafla. Anlaşmada bu yoktu. Hadi bu kadar kasma kendini. Biraz samimi görünmeye çalış. Yapabileceğimi hiç sanmıyorum. Allah aşkına samimi görünmekte ne var? Herkesin sahte sahte sırıt yeter. Sizi burada görmek ne büyük sürpriz. Sibel, o garson... Aman Allah'ım. Bu Ömer Faruk dede oğlu. Bu nasıl isim ya? Kim bu be? Ömer Faruk. Artı Ajans'ın sahibi. Aynı zamanda en büyük rakibimiz. Ödül benim alacağımı düşünüyordu. Ay şimdi kesin dalga geçer benimle. Saçmalama Sibel. Koca adam seninle niye dalga geçsin? Hadi, hadi onunla konuş. Bu senin için bir sınav Sibel. Konuş ve ne kadar klas olduğunu göster. Öyle mi diyorsun? Ömer Faruk. Oo, Sibel'ciğim, seni burada göreceğimi hiç sanmıyordum. Ödülü alamadın ama kokteyle geldin ha. Kazananı kutlamak için geldim. Vallahi sende de ne yürek var ha. Canım ödülü bir çaylığa kaptır. Yine de insanın içine girmeye cesaret et. Ömer. Sibel baba. Efendim Sibel. Şey diyecektim, eşine çok selam söyle. Aha, söylerim. Gördün mü? Yaptın işte. Bu yıl ilk kez verilen klas kadın ödülünün sahibi Sibel Çağlar. Ne kadar kibar konuştum kendisiyle. Hı? İsteyince oluyormuş değil mi? Nurgül'ün kokusunu aldım. Müsaade edersen şunu birazcık ısırabilir miyim? Sibel. Tamam. Sakinim. Bunu başarabilirim. Hayır sadece şeyi merak ediyorum. İnsan boynu olmadan nasıl o reklamları yazabilir? Hayır o reklamları yazmadan önce insan kafasına bir boyun taktırır değil mi? Sibel, jüri yılın klas kadını ödülünü vallahi geri alacak ha. Tamam. Ama insan karşısında böyle rüküş birini görünce ne bileyim. Yani ne diyeceğini şaşırıyor. Ay bu kıyafeti nereden almış? Büt pazarından mı? Anlaşıldı, anlaşıldı. Beni izle de gör, gör, bak. Nurgül Hanım, aldığınız öpülden dolayı sizi yürekten kutluyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Ay Nurgül siz misiniz? Evet, Nurgül bu mu? Evet. Tebrik ederim Nurgül'cüğüm. Teşekkür ederim hayatım. Nurgül Hanım, ben de gerçekten tebrik ediyorum sizi. Teşekkürler. Hala bu ödül aldığına inanamıyorum Sibel. Ya ben de. O kadar heyecanlıyım ki birazdan kusabilirim. Ben de kusacak yer arıyorum. İnanabiliyor musun? Reklam dünyasının çaylak çocuğu Nurgül bu ödülü alsın. Hem de piyasanın en güçlü ismi Sibel Çağlar varken. Canım benim. Nurgül Hanım, bir röportaj yapabilir miyiz? Ay hay Allah. Bugün o kadar çok röportaj yaptım ki yeni bir şey aklıma gelmiyor. Kazanmak çok güzel bir duygu. Tadını çıkar. Tebrik ediyorum. Sonunda başardın. Vallahi tebrik ediyorum seni. Yaptım değil mi? Yaptın. Yani kendimi biraz zor tuttum ama başaracağımı biliyordum. Gerçi bir ara böyle kafasına yapışıp saçın başını yolasım geldi ama kendimi tuttum. Ayakkabısını gördün değil mi? İğrenç. Vay canına. Demek sen de bu piyasadansın ha Nazlıcığım. Sana cum diyebilirim değil mi? Elbette. Belki son reklamını izlemişsindir. Mis yer cilası. Mis yer cilası mı?
Ha, şu yerler böyle kaymak gibi cilalanmış, sütun gibi bacakları olan bir kadın yürüyor. O reklam senin miydi ya? Yok, bacaklar benim. Vay canına, onca hayhuy içinde fark etmemişim vallahi. Kim? Merhaba Sibel, iyi günler, güle güle Sibel. Nazcığım, ben şeyi çok merak ediyorum. Şimdi ben bu bacakları bir yerden hatırlıyorum. Lisedeyken hangi okuldaydın? Bir saniye, ne olur lafını unutma Nazlıcığım. Ne var Sibel? Şurada iş pişiriyorum, iş konuşuyorum. Ben bir saattir sen neredesin? Valla meraktan öldüm he. Dışarı çıkıp biraz hava aldım. Ama ne hava, Nurgül'ün lastiklerinin havası. Ne? Dışarı çıktım, Nurgül'ün arabasını buldum, lastiklerini indirdim. Gerçekten haklıymışsın, içim çok rahatladı. Ne demek gerçekten haklıymışsın? Hani bir hikayen vardı ya. Sibel, o zaman ben 12 yaşındaydım. Yani yaptığına inanamıyorum. Baylar bayanlar, bir saniye beni lütfen dinler misiniz? Minik bir konuşma yapmak üzere bu yılın ödülünü kazanan Sayın Nurgül Başar'ı sahneye davet ediyorum efendim. Bakalım ne zırvalayacak. Çok sağ olun, çok sağ olun. Bu ödülü bana layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. Sen bir şey duyuyor musun? Bana sadece fıs sesi geliyor. Yalnız bu ödülü alırken teşekkür etmeden geçemeyeceğim birisi var. Ben de çok emeği olan biri. Hangi zavallıysa. Bana profesyonel olmayı, yaratıcı düşünmeyi ve reklamcılığı öğreten biri. Hı? Pek de çok şey öğretmiş salak. Lütfen alkışlar mısınız? Sibel Çağlar. Sibel'cim dersene. Hadi Sibel, çık bir şeyler söyle. Üzerime lastik kokusu silmiş mi? Hem de nasıl? Sibel'cim, bildiğim her şeyi bana sen öğrettin. Bu yüzden bu ödül benim olduğu kadar senin de sayılır. Konuşma, isteyeriz. Konuşma, isteyeriz. Bir şey söylesene. Aday olmak bile benim için çok büyük bir onurdur. Vay canına. Ne klas hatun değil mi? Cem, biliyor musun ben kaybetmekten nefret ederim. Ya kaybettiğim zaman çirkefleşiyorum. Gördüm. İşte bu yüzden başarılısın. Allah kimseye çirkefliğini göstermesin. Halbuki Nurgül'ün reklamı ödülü hak etmişti. Ama sinirden gözlerim öyle karardı ki bunu bile göremedim. Cem, el ya da geç. Önemli olan görmüş olmak. Halbuki onu ilk kutlayan ben olmalıydım. Hatta şampanya patlatıp onun şerefine kadeh kaldırmalıydım. Artık çok geç. Bunu yapamazsın. Niye? Çünkü pompalama sırası sende. Hadi hadi hadi, indirirken iyiydi değil mi? Hadi. Ya. Başla. Aşağı yukarı. Artık sabaha şişer o. Merhaba tatlım, ben geldim. Hoş geldin anne. Biliyor musun, öğretmen beni bilgi yarışmasına katılacak takıma seçti. Oo, aferin sana. Kocaman tebrik ederim seni ben. Tebrik etmek, kutlamak. Örneğin müfettişten müdür tebrik edip çıktılar. Aldım taner. Oo, çok güzel. En iyisi ben seni bırakayım, sen çalış. Çalışmak, bir şey oluşturmak ve ortaya çıkarmak için emek harcamak. Sabahtan beri böyle. Onun için kafam şişti. Lütfen şunu şımartma. Şımartmak, şımarmasına yol açmak. Örneğin, sağırma erkekliğe seni şımartmak. Değişti mi bu dünya? Sezen Aksu. Evet. Yemek hazır. Meryem, tabakları sofraya koyar mısın? Sofra, masa, seni gibi şeylerin yemek yemek üzere hazırlanmış durumu. Örneğin, yemek vakti gelmiş, misafirler sofraya oturmuşlardı. Reşat Nuri Güntekin. Mert, yeter. Şiştim artık. Şişmek, içi hava veya gazlarla dolarak gerilmek. Mert. Sus,
Sus, bir kelime daha söyleme. Söylemek. İyi geceler anne. İyi geceler bir tane. Bir tane. Biricik tek. Kapının hızla kapanınca çıkardığı ses. Örneğin kapı üstüme bağım diye kapandı. Mert Çağlar.